Yapıyorum, içine koy. Leblebi alışverişini yaptık. Şimdi sırada neredeydi o yavrum? Kelin. Kelin yeri meşhur menemen, Çakallı Menemen'e gidiyoruz. Samsun'a doğru yola çıkıyoruz. Yolda görüşürüz. Samsun Çakallı'ya ulaştık. Buralarda bir sürü menemenci tabelası da görmeye başladık. Ha, burada da var tekrar bak. 4-5 tane geçmiştik zaten. Menemenci Nadir'in yeriymiş burası. Benim bulduğum internette yazan Kelin yeri meşhur diye söylediler. Bakalım bakalım nasıl bir şey. Radar da çıktı karşımıza. Hız yok bizde. Yavaş gidiyoruz. Memur bey. Çakallı yolu. Ünal Menemen. O neymiş? Kasımzade Menemen. Kasımzade mi olur? Ünal Menemen. Muhtemelen sağ solu ön arkası benzeri şeylerdir. Kuyumcuoğlu Menemen. Burada da Çakallı Menemen. Zeyno'nun yeriymiş orası. Çakallı Menemen diye söyledikleri zaten yerin ismiymiş herhalde. Aynen. Buraya böyle da vardı. Hava gözüktüğü gibi Karadeniz havası. Hiç bana ben göre değil. Yine söylüyoruz, 35 derecelik Adana sıcağını gördükten sonra şu an 9 derece burası. Montları almakla doğru bir karar vermişiz. Montları gerçi Erciyes için almıştık biz. Oraya çıkacağız, evet. Orası soğuk olur diye. Buraya da nasipmiş. Gidelim bakalım. Ne kadarımız kaldı? Ve geldik Kelin yeri. Bakalım. Hemen önüne de park edelim. Şuraya yer de varmış. Güzel oldu. Aynen öyle. Soba ısınması da güzel geldi soğuktan sonra. Kez notlarını bırakmış buraya. Büyük Konya taraftarı var. Yazanlar var. Biz de notumuzu bıraktık. Sizler için de söyleyelim. Gökhan ne yapıyorsun? YouTube kanalını takip etmeyi unutmayalım. Şimdi menemen geldi. Böyle geldi. Çok farklı. Bildiğimiz menemenden değil. Bayağı ezilmiş. Tabiri caizse çorba gibi aslında. Püre gibi. Yanında şeyleri de getirdiler. Ekmekler böyle. Ekmeklerimiz şeyin üzerine dağıtıldı. Sobanın üzerine dağıtıldı. Çok güzel duruyor. Bakalım bakalım. Kelin yerinde Çakallı'da menemenimizi yedik. Çok güzel geldi. Mekan da çok güzel. Biraz hava soğukken de, hava soğumuşken 8-9 derecelerde buraya geldiğimizde. Ama içeride sıcacık soba var. Çok güzel geldi. Böyle hem içimiz ısındı hem mekanı da çok sevdik. Otantik bir mekan. Lezzeti de çok güzeldi. En başta görünüş olarak hani siz de gördüğünüz menemen böyle mi olur bir dedirtiyor kendine. Ama tadı falan çok güzel, özellikle ekmeğiyle falan. Buna bir şey, bazlama değil herhalde. Bazlama ekmeği gibi. Çok güzeldi, çok onu iyi geldi. Onu da sobada ısıtıp getiriyorlar. Yol üzerinde geçerken mutlaka diyorum. Buradan yemeden geçmeyin. Hadi arabaya geçelim. Samsun yarım saat, hadi gidiyoruz. Samsun'a vardık, otelimiz Panorama Hotel. Şöyle deniz manzaramız da mevcut. Benim kamera biraz şeyimi yaptı şurayı. Ama biraz yağmuru demiştik. Şöyle deniz gören bir odamız var. Odayı da şöyle göstereyim. Bu ayna kısmı tabi. Odamız böyle. Banyo nasılmış, ona da bakalım. Ha, şimdi karta takmadığım için elektrik çalışmıyor tabi ama. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi ben biraz mail yazmaca. Biraz işler güçler.
Ondan sonra bakacağız bakalım, bir yerlere gideceğiz. Şu sahilden sol tarafa doğru yürüdüğümüz zaman, bu tarafa doğru yürüdüğümüz zaman o tarafta Bandırma Vapuru Müzesi ve onun ilerisinde İlk Adım Anıtı da oralarda olması lazım. Oralara da bakacağız. Muhtemelen oralara çıkarız. Ben biraz çalışayım. Ondan sonra çıkacağız. Bu arada odada televizyon nerede diye bakıyordu, komple ayna diye. Meğer televizyon bunun içindeymiş yahu. Ayşegül keşfetti onu da sonradan bakarken. O da çok güzelmiş. Odamızı, otelimizi yine çok beğendik. Çok erkenden alıp biz bunları daha uygun fiyata alma fırsatı da buluyoruz. Ben artık bilgisayar başına geçer. Şimdi Bandırma Vapuru Müzesi'ne doğru gideceğiz. Otelimiz böyle daha. Panorama Otel. Odanın içini göstermiştim zaten önce. Eşya taşırken girişte gösteremediğim için şimdi çekeyim dedim. Yukarıdan denizi böyle görüyor. Aşağı inip aşağıda da çekeceğim inşallah. Aşağı indik şeyden geçip, üst geçitten geçip sahil şu tarafta kaldı. Oraya geçmeyi başaramadık. Balıkçı Barınağı sosyal tesisleri de o taraftaydı. Oraya daha sonra akşama falan gideriz diye hesap ediyoruz inşallah. Otelimiz şu karşısı. Şu gözüken. Bayağı yol kenarında yürüyoruz bakalım. Bandırma vapuruna ulaştık. Şimdi o tarafa doğru geçeceğiz. Ulu Önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için İstanbul'dan Samsun'a kullandığı Bandırma Vapuru. Burayla birlikte milli mücadele başladı. Şimdi gireceğiz bakalım. Onun içine. Ne yazıyormuş orada? İngiliz tank savar topu yazıyor orada. Bu da yine İngiliz tank savar topu. Şunu da çekelim, hızlı gideyim, burada ne varmış? Mantelli sahra topu. Rusya. Üretim yeri. Rusya 1890'da. 20 senesine kadar Necip Türk Milleti'nin kahraman İstiklal ordusunun neferleri mücadelemizin bütün tarafından. savaşlarında kullanılmış bu. Wow, yadigar. Ona da bir teşekkürlerimizi sunalım o zaman buradayken. Bak yukarıda da Turkish Air Force. Türk Hava Kuvvetleri. Bandırma Vapuru'na gitmeden önce buraları bir gezelim. Gösterelim. F5 uçak diyor. Ona da bir bakalım yakından ne yazıyormuş. 1972 yılı Hollanda yapımı savaş uçağıdır. Türk yıldızlarının kullandığı 15 adet gösteri uçağından Türkiye'de sergilenen tek uçaktır. Ses katı hızında uçabilme özelliğine sahip, 6 ton yakıtla 3,5 saat havada kalma özelliği yeteneği vardır. Net ağırlığı 6 ton, yüklü ağırlığı 12 tondur diyor.
Bu az önceki çektiğimiz topla, havan topuyla aynısı gibi duruyor. İşte sahra topuyla. Yok, bu kurup mantelli. Kurup mantelli sahra topuymuş. Almanya üretimi, 1897 İstiklal Mücadelesi'nin bütün savaşlarında kullanılmış. Oo, arkasına geçiyor. Bakalım. Bunu da çekelim. MK-23 denizaltı torpidosu. Amerikan üretimiymiş. 1944. 1930-40 yılları arasında geliştirilen torpidonun üretiminde 2. Dünya Savaşı öncesi başlanmış ve savaş yılları süresince bu tipten 13 bin adet üretilerek yaklaşık 4 milyon ton Japon gemisi batırılmıştır diyor. Şurada bunlar mayın mı oluyor acaba? Onlara da bakalım. MK-6 Mod 5 demirli deniz mayını. ABD üretimiymiş. Çalışma derinliği 27-72.6 metre arasıdır. 146 kilo TNT vesaire patlayarı bağlı olarak metrekare üzerinde gemi batırabilir. İçeri denizaltı ve su üstü gemilere karşı kullanılır. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan Nusrat Mayın gemisi karanlık limanda 26 adet demirli mayını döşemiştir. Nusrat Mayın gemisinin de yaptığı ölümüne müthiş bir karar, müthiş bir yetenek, beceri ve bir savaşın kaderini değiştiren etmenlerden biri. Ruhları şad olsun diyelim. Ey yükselen nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz. Milli Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımı 19 Mayıs 1919. Birazdan şeye de geçeceğiz tekrar. Bandırma vapurunun içerisine de geçeceğiz. Buralarda tüm fotoğraf çekilme. Milli mücadele kahramanları da heykelleştirilmiş burada. Özlemle, hasretle, onurla, gururla anıyoruz hepsini. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 9. Ordu Müfettişi Mirliva olarak 18 arkadaşıyla birlikte İstanbul'dan Samsun'a getiren Bandırma Vapuru, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir görev yaparak tarihi yerini almıştır. Bandırma Vapuru Toro Caderto adıyla 1878 yılında İskoçya'dan yolcu ve yük gemisi olarak inşa edilmiş ve 5 yıl bir şirket tarafından çalıştırılmıştır. 1883-1910 yılları arasında Yunan bir amatörce Osmanlı Deniz Yolları İşletmesi'nde idare-i mahsusaya kayıtlı olarak Panderma adı verilerek kuru yük gemisi olarak kullanılmıştır. 16 Mayıs 1919 günü 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 arkadaşını İstanbul'dan alarak 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ulaştırdıktan sonra posta gemisi olarak hizmetine devam etmiştir. Bandırma Vapuru 1925 yılında hizmet dışı bırakılmış ve sökülmüştür. Bandırma Vapuru'nun gerçek ölçüleri 47-70-683-44.27 metre. Örneği Samsun Valiliğince Çevre Düzenlemesi Valilik ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nca yaptırılarak Doğu Park sahili ve alanı içinde müze olarak 19 Mayıs 2003 tarihinde ziyarete açılmıştır diyor. Güzergah başlangıcı burayı vermiş. Tefriş salonu. Sen öyle kal anneciğim, ben seni çekeyim. İlerleyin azıcık. Bir bak hiç. Ayşegül. Hı? Ayşegül. Ben de bakayım. Ha. Kal öyle.
81'de doğmuş. Bak bu tabi. Güzergahı burası olarak veriyor. Kabin bölümüymüş burası. Güzergahı bu tarafa olarak veriyor. Başaltı demiş. Türk subaylarına ait silahlar İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ne ait olup geçici olarak müzemize sergilenmektedir diyor. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Neden çıkış yok herhalde ya? Çıkış var mı? Oh. Giydi. Karizma böyle bir şey. Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün orijinal beylik tabancası ve kılıfı imiş. Kompas. Gemi pusulası. Nutuk Osmanlıca. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927 yılında kaleme aldığı ve aldığı söylevin orijinal baskısı. İkinci 50.000 basımı Nüshano 28.647 diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1881 tarihin doğum günü kabul ettiğini belirten arşiv belgesi diyor. Genel 1918 yılında Bandırma Vapuru Köstenci Limanı'na demir atar iken neymiş? Samsun'dan Genelkurmay Başkanı'na ulaşan şifredir. Bandırma Vapuru gezimizi tamamladık. Hem gururu hem hüzünü bir arada yaşadığımız bir yer. Şimdi ilk adım anıtına doğru yürümeye çalışacağız. İlk adım anıtına yürüyerek ulaşamayacağız gibi hissettik. Çok uzak gibi. Ben 3 kilometre mi demiştim? O kadar yürüyemeyiz gibi hissettik. Birazcık Çiftlik Caddesi'ne doğru ulaşmaya çalışacağız. Çiftliğe gideceğiz. Oralarda bakalım şeyler buluruz diye. Pide yeriz diye unutuyordum. Balık yeriz diye düşünüyordum Bandırma. Aman Bandırma diyorum. Balık barınağında. Onu pideye çevirebiliriz her an. Bir gidelim bakalım Çiftlik Caddesi neler oluyormuş orada. Ablam öğrenciyken kaldığımız daha doğrusu misafirhanesini kullandığımız yerdi. Burası Çiftlik Caddesi'ne çok yakın. Gelmişken ona da bakmak istedim. At kestanesi diyorlardı ama kestane ağaçları da işte doluydu içeride. At kestanesi ağaçları da. O zamanlar hiç görmediğim için bizim oralarda çok garip geliyordu. Çok daha kalabalıklaşmış şimdi. Buralar tabii.
Uzun bir yol alma sonrasında çiftliğe ulaştık. Evet, çiftlikte hem değişmiş hem güzelleşmiş görmeli. Yıllar sonra gelmiş. Şimdi bir pideci bulacağız bakalım. Bir pide yiyelim diyoruz. Bakalım. Çıkacak karşımıza herhalde. İnşallah galiba sanırsam. Çiftlik Caddesi'nde kantin dönere geldik. Burası günler saati pide yapıyorum diye söyledi. Biz kıymalı, kaşarlı sucuklu ve kuşbaşılı söyledik. Şöyle bir fiyatları da ben göstereyim. Bu et döner çeşitlerinde, burası tavuk döner çeşitlerinde. Izgaralar böyleymiş. Pideler de böyle. Şöyle bir çekelim, gösterelim. Porsiyonu da büyük. Bakalım sonra buffet'e gittiğimizde onunla karşılaştıracağız. Pideyi yedik, yola, otele doğru yola çıktık. Pide hakkındaki yorumları alalım. Güzeldi. Güzeldi ama çok normal. Normal bir pideydi. Sanırım hani tam yerine girmedik. Normal pide yapan bir yer. Buffet pidesi yapıyoruz diye söylüyorlar ama. Aynen. Bence asıl yerini göreceğiz. Bence. Asıl yerine de gireceğiz zaten Bafra'da. Bafra pidesi yiyeceğiz. Orada da bununla hani bugün yediğimizde yorumlarız bakalım. Aa, dünkünün aynısıydı ya da alakası yok gibi yorumları da yaparız. Ama yine de Çiftlik Caddesi'nde güzelmiş, yiyebileceğiniz bak. Yerlerde evet. Kahvaltı 7. katta dedikleri zaman, kahvaltı 7. katta dedikleri zaman böyle bir manzarayı göreceğimizi az buçuk hayal etmiştik tabii ama havanın bu kadar ekstra yağmurlu ve soğuk olacağını hiç de hesap etmemiştik böyle bir mekan. Kahvaltı yapıp Sinop'a doğru yola çıkış şimdi. Samsun maceramız bitmiştir. Sinop'a doğru yola giderken Bafra üzerinde Turan Usta'ydı değil mi hayatım? Evet. Meşhur Bafra pidecisi Turan Usta var imiş. Oraya gideceğiz. Kahvaltı ettik tok olmamıza rağmen tadacağız diye düşünüyoruz. Bakalım belki de gidene kadar acıkırız, belli mi olur? Bafra yolu üzerindeyiz. Sağımız solumuz yemyeşil, çok güzel gözüküyor. Sarı Gazel Tabiat Parkı varmış. Solumuzdaydı giderken. Yemyeşil çok güzel gözüküyordu. Zaten buranın gelirken de söylemiştim. Yeşili ayrı bir güzel. Çok güzel gözüküyor insanın. Gözü doyuyor yani yeşile. Bafra'nın içine geldik. Ben çok fazla Çorlu'ya benzettim hayatım. Ne diyorsun? Ha, olabilir. Değil mi? Çok benziyor. Yani tarz olarak da Çorlu'ya da benziyor. Sola dön. Dönelim. Minik olan yiyecek tabii. Kalkalım. Gelemedik. En azı o tatlı. Ay, ecik tatlı yiyor. Hayır, bekliyorlar. Yola çıktığımızda şöyle bir videosunu çekeyim. Şimdi arabayı bulurken lazım olur diye. En kötü buna bakarız. Şurada bu vardı, bu vardı. Oradan bakarız diye. Burayla ilgili Turan Usta'ya gelecekler için biz öncesinden test etmiş olduk ki fark etmek sıkıntıymış. Fark etmek dert olabilir. Bayağı kalabalık. Kafe İstanbul varmış. Şuradan sağa dönünce idi herhalde. Yavaş yavaş gelin. Saat gerçi erken daha. İnşallah yapmaya başlamıştır.
Onu da göreceğiz. Evet, dediğimiz gibi oradan sağa döndük. Turan Usta Bafra Pidesi diye de tabelası burada çıktı. Geride şurası. Neresi gösteremedim. Şurası. Yani şurada bir yerdi. Heh, şurası. Şuradan çeksem olacak herhalde. Daha güzel bir çeşme varmış burada. Aynen. Şimdi ineceğiz, inşallah yapıyoruz derler. Mekanda çekeyim, göstereyim. Şöyle yerimizi alalım. Tatacağız, haber vereceğiz. Şöyle menüyü de, fiyatları da gösterecek şey de yapayım. Kapalı kıymalı pide böyleymiş. Kapalı peynirli. Biz kapalı söylemedik şeyleri. Bir tane kuşbaşılı söyledik. Açık pastırmalı olanı söyledik. Kaşarlı değil, açık peynirli olarak söyledik. O kadar. Ama ben geri kalanı da, menüyü de göstereyim. Şöyle açık, o da güzel duruyor. Lahmacunu böyleymiş. Serpme kahvaltı, işkembe çorbası, sütlaç, salata, turşu, içecekler ile menü böyleymiş. Mekan gayet temiz, gayet güzel. Gelsin bakalım şeyler. Pidelerimiz geldi. Buram buram tereyağı kokusu da geliyor şu an. Dünkü pideye nazaran boyutlar da çok büyük. Bir stok karnına gelmiş olarak da şimdi bakalım nasıl yiyeceğiz bunları, o da için ayrı kısmı. Yorumları sonra tekrar söyleyeceğiz. Öyle gözüktü ki dün bomboş bir pide yemişiz. Yani yemiş olmak için yemişiz o pideyi gibi olmuş. Çünkü çok acayipti buradaki, hem tereyağına bok, hem tadı falan efsaneydi yani, çok güzeldi. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani öbürü de pidedir. Hani şey denmez, küçümsemek için söylemiyoruz. Farklı tarzlar. Bu bambaşka bir şeydi. Kesinlikle tavsiye ediyorum, kesinlikle. Hani park biraz sorun oluyor, evet. Şuradan da gösterelim. Şimdi burada hemen gösterirken park yeri çıktı. Hiç park yeri bulunmuyordu. Daha uzaklara bir yere park ettik. Neyse, şimdi sırada Erfelek Şelalesi var. Umarım gidebiliriz. Yağmur şamur çok fazla olur. Yağmur çok artar. Gidemezsek gibi durumlar olur mu bilmiyorum. Onun dışında yolumuz Erfelek Şelalesi.